Günaydın sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftanın son iş gününde doktorum yanımda bir kez daha karşınızda. Evet, herkese günaydın. Güzel haberler almanız ümidiyle bu programa da başlıyoruz. Bakalım bugün hangi güzel haberleri alacaksınız? Umarım güzel bir hafta sonu da olur. Herkes güzelce dinlenir, rahatça. Ondan sonra pazartesi yeniden işbaşı yapacağız çünkü biliyorsunuz ve sizi bekliyor olacağız elbette. Evet, inşallah. Hakikaten çok güzel bir dilek, güzel haber almak. Bugün haftanın son günü. Biz haftanın son günlerinde ne yapıyoruz sevgili izleyiciler? Bol bol Murat Hoca'ya soru soruyoruz. Bol bol sorularınızı yanıtlayacak Murat Hocamız. Doktorum yanımda TV360 Instagram adresinden lütfen sizler de sorularınızı gönderin. Hafta içinde de zaten yanıtlıyoruz. Ve tabii ki tıbbın gizemli hikayelerini anlatacak bugün bize. Hikayelerinden evet, bugün birini bir rekor denemesinden bahsedeceğiz aslında bakarsan. Evet. Daha da fazla ayrıntısına girmeyeyim. Sen hafta sonu ne yapacaksın ondan bahset bakalım. Hafta sonu ne yapacağım hocam hafta sonu? Gerçekten artık dinlenmekten başka bir isteğim yok. Hafta sonu bu sene daha önce de söyledim. Hep böyle ödevler işte başladı artık. Çocuk sosyalleşsin. Projeler. Azıcık. Biraz evet, bu sene baya baya ona kanalizeyim gerçekten. Hmm. Bana derlerdi ki bak sen daha iyi bilirsin. Büyüdükçe derdi büyüyecek. Ben kesinlikle. De hadi canım ay bir yürüse, bir konuşsa, bir okuluna gitse derdim. Ne derdim yok, kalacak yok, kesinlikle ya. Kesinlikle öyle. Falan. Ay büyüyor. Tabii canım büyüdükçe dediğin gibi dertlerin sayısı da artıyor. Yani daha dert demeyelim de yani tatlı dertler bunlar. Tabii. Hani uğraşman ona gereken şeylerin versin. Sayısı artıyor elbette çocuklarla ilgili. Elbette okul döneminde biraz daha işte okul takip etmek de gerekiyor. Evet. Annelerin yani zor işi. Liseye girene kadar tependeyim diyorum ona. Tepemde kal diyor. Sen ne yapacaksın madem bana sordun? Yani ben biliyorsun zaten cumartesi çalışıyor olacağım. Poliklinik var. Hmm. Onları tamamlayacağım. Gene 5'e kadar sonra çalışıyorum bir YouTube zaten. Çekerim. Pazar günü YouTube çekiyorum. Pazar i̇şte günü. Tamam. Pazar sabahı. Zaten hafta sonunda bitiyor yani. Ya ama size bir şey söyleyeceğim. Bizim şunu yaşa bu hissi verebiliyorsanız çocuklarınıza çok güzel. Ben çok mutlu oldum. Geçen hafta sonu oğlum bana dedi ki en sevdiğim sabahlar pazar sabahları. Bizim evde o simit kokusu, o işte yumurta kokusu böyle ben mutlaka pankek yaparım falan. Hmm, hmm. O onu bana söyledi ya. Ah dedim ya zamani çocuklarına bunu söylettim ya dedim. Değil mi? Pazar sabahlarının tadı bir pazar başka. Pazar sabahın tadı tabii canım. Pazar kahvaltıları bir başkadır. Bence de öyle ama dikkat edin pazar kahvaltılarında da insan çok yer yani. Ay bak nereye bağladı ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Şurada bir iki Hayır. mutlu olacağız. Ya tamam mı bak şunu unutma yani kaloriyi en fazla aldığın ve gereksiz yere karbonhidrat aldığın öğün aslında kahvaltı. Yani çünkü ister istemez o reçelleri falan yemeye başlıyorsun ya. Ama insan da şey diyor bütün gün yakarım ya yiyeyim falan. Pazar diyor. Günü. Ha, yakmıyor muyuz? Ya yatsan da yakarsın yani hani yok. Uyanıksın ya yanmıyor mu? Yanmıyor. Ha, o yüzden yemeyin. Yemeyin pazar günleri ya bir pazarımız var ya. Evet iyi bir hafta sonuna giriş yapın bizimle beraber inşallah. Bakalım çok değerli de bir konuğumuz olacak bugün. Hemen şöyle bir programın özetini izleyelim başlayalım. İnsan ömrünün üçte birini uykuda geçiriyor ve derin uykuda bedenimiz tıpkı bir bilgisayar gibi arka planda güncelleme yapıyor. Peki uykuyla ilgili bilinmeyenler tarihin tozlu sayfalarından nasıl aydınlığa çıkarıldı? Profesör Doktor Murat Aksoy tıbbın gizemli hikayelerinde bugün Randy Gardner'ın uyku deneyini ve uykuya dair bilinmeyenleri anlatacak. Birazdan doktorum yanımda da. Organ bağışının önemi nedir? Hangi organ ve dokuların nakli yapılmaktadır? Organ bağışı için nereye başvurmalıyız? Organ naklinde cinsiyet faktörünün etkisi ya da önemi var mı? Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Koray Acarlı, önemli bilgiler ve organ bağışı hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarıyla birazdan doktorum yanımda stüdyosunda. Evet sevgili izleyiciler doktorum yanımda başladı. Güzel bir hafta sonu olsun hepimize. Hemen bir haberlere göz atalım bakalım. Haftanın son gününde neler takılmış arkadaşlarımızın objektifine. Şimdi geçen haftalarda da aslında her sene olduğu gibi konuşulmaya başlandı. Bu sene bu kış çok soğuk olacak ama yazla ilgili bir haber paylaşacağız. Dünya Meteoroloji Örgütü. Geçtiğimiz son 7 yılın kayıtlardaki en sıcak 7 yıl olma yolunda ilerlediğini açıklıyor. Evet gerçekten de havaların soğumadığını görüyoruz şu günlerde sanki hocam değil mi? Şimdi burada tabii en büyük problem aslında iklim değişikliği. Yani evet.
gittikçe ortalama sıcaklık artıyor. Bak bu yıl Ocak-Eylül ayındaki küresel sıcaklık artışı 1850-1900 dönemindeki ortalama sıcaklığa göre 1.0 dereceyi bulmuş. Yani 1 derecenin üzerinde artmış ortalama sıcaklık. 1950-1900 yılına göre. İklim değişikliği nedeniyle küresel deniz seviyesi 1993-2002 döneminde 2.1 milimetre yükselirken 2013-2021 döneminde 4.4 olmuş. Yani sıcaklık artmış, deniz seviyesi yükselmiş, küresel deniz seviyesi. Sera gazı yoğunluğunun küresel sıcaklık üzerindeki etkisiyle bu yıl Ocak-Eylül dönemindeki küresel sıcaklık artışı 1850-1900 yıllarına göre 1.0 dereceye ulaşmış durumda. Şimdi bu ne demek? Sıcaklığın artmasıyla beraber özellikle bizim yüzyıllardır, bin yıllardır mevcut olan, işte şu anda gördüğümüz tatlı su depolarımız olan bu buzullar erimeye başlıyor. Buzullar eriyince bu sefer denize karışıyor. Evet. Tuzlu suda sen tatlı suyu kaybetmeye başlamış oluyorsun bir kere. Artı bununla beraber sıcaklık arttığı için kuraklık oluyor. Kuraklık olunca yeşil bitkiler, yeşil bitki örtüsü ortadan kalkıyor. Ağaçlar olmamaya başlıyor, toprak kuraklaşmaya başlıyor. Bu sefer yağmur geldiği zaman da seller oluyor. Çünkü ağaç, toprak suyu tutamıyor. Böylece suyu da selle kaybediyorsun. Bir de orada da denize kaybediyorsun. Yani yağmur ya yağmıyor, yağdığı zaman sel oluyor. Sel yağdığı zaman suyu daha çok kaybediyorsun gibi bir problemle karşı karşıya kalıyorsun. Yani evet, bu iklim krizi gerçekten dünyanın nerede, hani çok böyle pesimistik olmayalım ama sonunu getiren senaryolardan bir tanesi olacak gibi görünüyor. Ha, bu 3-5 yıl demiyoruz. Tabii ki belki yüzlerce yıldan bahsediyoruz ama hani bunca yıldır, binlerce yıldır korunmuş olan bir çevre şu anda insanoğlunun eliyle çok hızlı bir şekilde kaybediliyor. Bizim çocuklarımız nasıl bir dünyada yaşayacak? Su sıkıntısının, çevre kirliliğinin hangi boyutunda yaşayacak? Gerçekten ben bunları düşündükçe ürküyorum. Evet, evet, ben de aynı şekilde. O yüzden hep buradan bu programda bu yıl vurgulamak istediğimiz konu bu oldu. Doğayla ilgili, evet, tabiatla ilgili üzerimize düşen görevleri yapalım. Hava kirliliğiyle ilgili üzerimize düşen görevleri yapalım diye uğraşıyoruz. Bireysel yapabileceğimiz çok şey var. Yeter ki bunu isteyin. Evet. Arama motorlarına yazdığınız zaman çevre kirliliğine destek anlamında bir sürü kurum bulabilirsiniz. Bireysel olarak da hareket edebiliyoruz. Özellikle yani sivil toplum örgütlerinde çalışabilirsiniz. Ağaçlandırmayla ilgili çalışan birçok sivil toplum örgütü var. Çevreyi korumakla ilgili çalışan gruplar var. Yani bunlara dahil olarak siz de bu çorbada tuzunuz bulunsun, sağlayabilirsiniz açıkçası. Evet. Evet, böyleydi. Son 7 yılın kayıtlardaki en sıcak 7 yıl olma yolunda ilerlediğini gösteriyor dedi Dünya Meteoroloji Örgütü. Sevgili izleyiciler, bu şimdi bugün cuma dedik ya, bol bol, evet, soru yanıtlayacağız. O yüzden hiç bekletmeden sizin sorularınıza geçelim istiyoruz. 360 mikrofonuna acaba sizler Murat Hoca'ya neler sordunuz? Buyurun görelim hemen. Selamlar Murat Hocam. Benim sorum şu, kanserden korunmak için nasıl beslenmeliyiz? Bunun için kısa bir bilgi istiyorum. Çok güzel soru aslında. Çok güzel soru. Ya, uzun da bir cevap. Ama evet, yani kısa cevaplamak pek olası değil bunu. Evet. Kanserden korunmak için yapmanız gereken şeyler ne? Birinci sırada, erken tanı için elinizden geleni yapmalısınız. Kadınlar meme kanseri açısından 40 yaşından sonra mamografi, öncesinde ultrasonografik ve kontrol. Servikal smear, yani rahim ağzı kanserinden korunmak için düzenli olarak kadın doğum doktorunuzla görüşmeniz ve smear yapılması. 45 yaşında kolonoskopinin yapılması ve benzer ketemlerden bahsediyoruz, biliyorsunuz hep. Sağlık Bakanlığı'nın kanser erken tanı merkezleri, buralara giderek mutlaka kanseri erkenden yakalamak gerekir. Çünkü yapacağınız hayatınızdaki değişiklikler tabii ki önlem alacaktır ama hiçbiri erken tanı kadar etkili olmayacaktır. İki, nasıl beslenmeliyiz'e geldiğiniz zaman, yani her zaman söylediğimiz aslında, mümkün olduğu kadar alışveriş sepetinizi ve masanızı renkli tutun. Yani farklı renklerden yiyecekler olsun, taze meyve sebze olarak özellikle. Eğer bir vitamin mineral eksikliği probleminiz varsa, bu
kan değerlerinde çıkmış olabilir veya bir bağırsak hastalığınız vardır, mide hastalığınız vardır. Bundan dolayı yediklerinizi yeteri kadar ememiyordur vücudunuz. Bu durumda da vitamin, mineral takviyesi almanız gerekir kanserden korunmak için. İki, kötü alışkanlıklardan mutlaka uzak kalmak gerekiyor. Biliyoruz ki sadece sigarayı bırakmanız kanserlerin neredeyse %40'ının önüne geçiyor. Eğer sigara kullanıyorsanız sigarayı bırakmanız gerekiyor. Alkol kullanıyorsanız bırakmanız gerekiyor veya en azından çok çok az tüketmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra egzersizin çok önemli olduğunu biliyoruz. Ama gerçekten bakın hepsi bir kenara, şu erken tanı işi çok önemli. Evet. Mümkün olduğu kadar erken tanıyabilirsek kanseri, hem dün de konuştuk bunu. Bakın hem tedavisi daha kolay, hem size getireceği zahmet daha az. Hem parasal anlamda hem hayati anlamda. Hem hayat kalitenizi düşürmez hem de cebinizden harcadığınız para da daha az olur. Yeter ki erken tanıyı yakalayabilelim. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi sen böyle deyince aklıma şey geldi hocam. Hani biz 20'lerde çok rahat ederiz. Deriz ki kolonoskopi için daha var, mamografi için kadınlarda mesela daha var. Oh tamam kafam daha rahat. Kanser ya her yaşta görülen, her yaşta bugün lösemiden de bahsedebiliyoruz çok küçük yaşlarda görüldüğü için. Hangi yaşlarda mesela ketem diyoruz ya kanser tarama merkezi hani gidelim falan. Ben daha çok gencim, bu laf bizi çok rahatlatıyor. Şimdi bir kere kadınlarda biliyorsun meme kanseri özellikle biraz yaşı da geriye gitmeye başladı. Hmm. O yüzden kadınların bence 20'li yaşlarda bir kere bir ketemle tanışmasında fayda var. Evet. Zaten 30'undan sonra 40'ından sonra mutlaka gitmesi gerekiyor. Simir önemli. Özellikle rahim ağzı kanserinden korunmada simirin önemli olduğunu biliyoruz. HPV aşıları, human papilloma virüs aşılarının mesela rahim ağzı kanserinden koruduğunu biliyoruz. Yani enfeksiyonu önleyerek koruyor. Yani HPV aşısının kanseri önleme gibi bir şeyi yok. Ama HPV bulaşmadan önce bir aşılanırsa o zaman onun önüne geçiyor. Yoksa evet. Aşı kanserden korumuyor. Aşı HPV enfeksiyonundan koruyor. O da kansere dönüşmesini engelliyor. Evet. Dolayısıyla 20'li 30'lu yaşlardan itibaren en azından kadınların gitmesi gerekiyor. Erkeklerde biraz daha şey tabii hani daha ileri yaşlar söz konusu olabilir. Evet. Erkeklerde genellikle 40 yaşından sonra biraz daha hani işte kolon kanseriyle ön plana çıkıyor. Ama mesela sigara kullanıyorsanız akciğer kanseri açısından. Bir de şuna çok dikkat etsin herkes. Ailesinde kanser var mı? Türü ne olursa olsun. Bir, türü ne olursa olsun. İki, hangi tür kanser var? Yani eğer birinci derece yakınlarınızda akciğer kanseri varsa ve siz de sigara içiyorsanız siz de akciğer kanserine adaysınız demektir. Demek ki onun taramasının yapılması gerekir. Ha, ailenizde hiç akciğer kanseri yok. Siz sigara içmiyorsunuz. Başka hiçbir kanser türü de yok. Hani akciğer kanseri bende var mı diye sürekli tomografi çektirmenin bir esprisi yok mesela. O gereksiz yere para kaybı. Ama aile öyküsü varsa, sende de risk faktörü varsa o zaman yapman gerekir. Burada da tabii yönlendirici olan doktor olacak. O yüzden keteme gitmek gerekiyor. Yani keteme gidip en azından bir kere ya doktor bey, doktor hanım ben de ailemde bunlar var. Benim de böyle böyle bir riskli hayatım var veya yok. Ben hangi kanser türleri açısından tetikte evet. olmalıyım demek gerekiyor açıkçası. Evet, izleyicimizin sorusundan bakın nelere şöyle bir parmak basalım istedik. Hemen devam edelim sıradaki izleyicimizin sorusuyla. Buyurun. Tiroid hormonunun kanda yükselmesi nelere yol açar? Şimdi tiroid hormonu bizim boynumuzun hemen önünde yer alan bir bez tarafından salınıyor. Bu bezin görevi orkestranın şefi gibi davranıyor ve bizim metabolizmamızın ne kadar hızlı veya ne kadar yavaş çalışacağına karar veriyor. Eğer tiroid hormonu çok yüksek salınırsa, çok hızlı, çok yüksek düzeyde salınırsa bu durumda metabolizmanız hızlanır. Metabolizma hızlandığı zaman olan olay nedir? Sistemler üzerinden gidersek örneğin cildinizi düşünün. Cildiniz daha terli, daha nemli olur. Saçlarınızı düşünün. Saçlarınız kolay dökülür. Kalbinize gelin, kalbinizde çarpıntı olabilir, tansiyon yüksekliği söz konusu olabilir. Mide bağırsak sistemine gelin, bağırsaklarınız fazla çalışırsa ne olur? İshal olursunuz. Yani bu metabolizmanı organlar üzerinde düşünürseniz organlarınızın fazla çalışması anlamına gelir. İşte bu tür tablolarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ellerde titreme olabilir mesela. Bunlar hep tiroid yüksek olduğu zaman karşılaştığımız bulgular. İnsanın kendi bedenini tanıması o kadar önemli ki. Mesela
Ben de bu hiç olmazdı. Bir gariplik var diyebilmek. Hı-hı. Başınıza bir şey gel, elinizin içi terlediğinde ya da ne bileyim nabzınız birden yükseldiğinde. O yüzden hani kendini dinlemek değil ama benim bahsettiğim. Yok tabii canım tabii. Gerçekten ne olduğunda ne oluyor size mesela? Benim hakikaten nabzım çok yükseldiğinde ve çok yüksek nabızlı spor yaptığında başım çok ağrıyor. O migren oluyormuş ya. Egzersize bağlı egzersize migren var. Egzersize bağlı. Ben onu kendimi gözlemleyerek keşfettikten sonra tabii. Çok daha konforlu spor yapıyorum. Onun gibi yani. Hani ya kendini de, bilmek çok bak, önemli. Bak Selda ne var biliyor musun? İnsanın kendi vücudunu ve kendi yaşamını, vücudunun fonksiyon etme şeklini bilmesi gerekiyor. Çünkü anormal bir şey olduğu zaman bunu ancak sen tespit edebilirsin. İlk evet. Fark edecek kişi sensin. O yüzden meme muayenesi diyoruz ya. Tabii. Meme muayenesi neden? Herkes aslında memeni tanı istiyoruz. Yani senin memenin yapısı nedir? Sertliği nedir? Bir şey aramak için değil yani evet, o muayene. Tabii. Kendini de tanımak bir şey bulursan için. O zaten erken tanı olmuyor. Biz yani memeyi kendi kendine meme muayenesi yaptığın zaman, bir tümör bulduğun zaman, bir kitle bulduğun zaman o zaten erken tanı değil aslında. Evet. Evet, o yüzden kendimizi bilmek önemli. İzleyicimizin işte tiroid hormonunun kanda yükselmesi nelere yol açar? Belirtileri Murat Hoca saydı. O belirtilerden biri varsa da hemen hekime de başvurmakta fayda var. Şimdi direkt mesajlarla sosyal medyamıza gelen sorulara geçelim. İzleyicimiz kilo veriyorum ama göbeğim bitmiyor, ne yapmalıyım? Bu soru kimin ya? Bilmiyorum. Niye güldün hocam sen? Soruya mı güldün? Evet soruya güldüm. Sanki benim gibi değil mi bu soru? Senin yok, ne göbeğin var ya, senin hayır, Allah tamam, aşkına yok, 400 tamam, gram fazlalığın tamam peşinde ya. Koşuyor bunu. Ama yine de işte kilo verip o bölgede... Eyvallah, burada yapacağınız tek şey spor ve egzersiz yapmak. Başka yolu yok yani, ben size söyleyeyim. Bir de işte bölgesel incelme diye bir şeye inanmıyoruz. Yok. Evet ben de inanmıyorum ama şu var. Spor yaparken fazla çalıştırdığın yerlerin olabilir. Yok ya, cilt altı deposundan yakmaya başlıyorsun. Ya bir de çok fazla karbohidrat alıyorsan zaten onun egzersiz sırasında belli. Gideceği yer belli. Bir de yakacağı şey, sen zaten veriyorsun, karbohidrat veriyorsun zaten. Yakarak diyorsun. Tabii yani spor yaparken bir şekilde enerji yakman gerekiyor. Enerji yakarken karbohidratı yakıyorsun. Tamam. Eğer çok fazla karbohidrat alıyorsan o zaman karbohidratını yakarsın, az yağ yakarsın. Ama yağını yakmaya başladıysan, metabolik olarak, yakıt olarak yağ kullanmaya başladıysan o zaman göbek yağını yakmaya başlarsın. O ne zaman oluyor hocam? Göbek yağını ne zaman yakıyor? O biraz işte şeyden, düşük karbohidratlı beslenme üzerinden gidiyor. Hmm. Nasılsa spor yapıyorum, yakarım deyip yemeyeceğiz, gömülmeyeceğiz. Evet, evet. Yani. Ketojenik diyet olabilir ama ketojenik diyetlerinde çoğunlukla sınırlı sürede yapıldığını hatırlatmak lazım. O yüzden düşük karbohidratlı diyet daha mantıklı. Evet. Ay laf lafa açtı hocam burayı. Evet. Ama ne yapalım canım, bugün de böyle sorularınızın bölümünü şimdilik bitiriyoruz. Zaten hafta sonları da bir kıdımcık daha süremiz az olduğu için Doktor Murat anlatıyor diyeceğiz. Tıp dünyasının gizemli hikayelerini anlatıyor bize her cuma, biliyorsunuz. Ay bu bölüme bayılıyorum. Kısa film gibi. İnanın gözünüzün önünde canlandırıyorsunuz. Bunu da çok seveceksiniz. İzleyelim bakalım tıp tarihine geçen deneylerde bize ne anlatacak Murat Hoca. Şimdi uykunun ne kadar önemli olduğunu zaten defalarca anlattık size ama bugün enteresan bir öyküden bahsedeceğim. Guinness Rekorlar kitabına giren ve belki de ilk bilimsel çalışmalardan bir tanesi olan Randy Gardner'ın hikayesinden bahsedeceğim. Şimdi Randy 17 yaşlarında lisede okurken ona bir görev veriliyor. İşte bir okul ödevi var, dönem ödevi projesi gibi düşünebilirsiniz. Ve bu projede Randy ve bir arkadaşı ne yapalım fen projesi için diye düşünürken şöyle bir karar veriyorlar. Diyorlar ki acaba bir insan uykusuzluğa ne kadar dayanabilir ve bu uykusuzluğun sonucunda da bir insan nelerle karşılaşır? Hadi gel beraber bunu araştıralım. Bizim projemiz bu olsun diyorlar. Arkasından bir arkadaşları daha onlara katılıyor ve karar veriliyor. Randy Gardner isimli lise öğrencisi uykusuz kalacak. Diğer iki arkadaşı da bunu gözlemleyecek. Bu arada Randy'nin uyumaması için de onlar arada kendisiyle basket oynayacaklar, kağıt oyunu oynayacaklar, bir şeyler konuşacaklar ve ayakta tutmaya çalışacaklar. Şimdi bu proje başladıktan sonra bir şekilde yerel gazetede haber oluyor.
Ve yerel gazetede haber olduktan sonra da yakınlarda çalışmakta, bir üniversitede çalışmakta olan araştırıcı, bilim insanı Doktor Demen, ya ben zaten uyku üzerine çalışıyorum, bütün verilerim de hep uyku üzerine, bu da benim için çok büyük bir fırsat diyerek Randy Gardner ve arkadaşlarının yanına gidiyor, kendilerinden müsaade alıyor ve Randy'nin yaşadıklarını gün be gün kayıt etmeye başlıyorlar. Hem günlük tutuluyor hem de bilimsel veriler toplanıyor ve bunun sonucunda biz acaba bunun bilimsel verilerini nasıl yorumlarız diye kafa yormaya başlıyorlar. Şimdi Randy'nin aslında ilk günlerdeki işi çok zor değil. Çünkü hepimiz bir iki gün belki uykusuz kalmışızdır. Ama Randy'nin günler içinde kötüleşmeye başlayan bir takım beden fonksiyonları olmaya başlıyor. Şimdi ikinci günden itibaren Randy de ilk başta konuşurken dilinde bir sürçme olmaya başlıyor. Baş dönmesi başlıyor ve özellikle de konulara odaklanma konusunda ufak tefek zorluklar yaşamaya başlıyor. Artık üçüncü güne geldiğimiz zaman burada işlerin biraz daha bozulmaya başladığını görüyorsunuz. Yavaş yavaş halüsinasyonlar başlıyor. Orada olmayan görüntülerin olduğunu ifade etmeye başlıyor. Ha, bu arada arkadaşları da bir yandan basketbol oynamaya devam ediyorlar onunla. Bunu neden söylüyorum? Güncenin sonunda onu söyleyeceğim sizlere. Devam ettiğimiz zaman üçüncü günün sonunda mesela öfke kontrolünde zorluk yaşamaya başlıyor Randy. Hepimiz öyle değil miyiz zaten? Uykusuz olduğumuz zaman biraz hani sabırsızlaşırız. Karşımızdakini çok iyi dinlemek istemeyiz, çok dinlemek istemeyiz ve çok da kolay hemen sinirleniriz. Ve normalde kolaylıkla söyleyebildiği bazı tekerlemelerde zorluk çekmeye başlıyor. Ama özellikle üçüncü günün sonunda arkadaşları ve bilim insanları şunu fark ediyor ki düşünceleri adeta yavaşlamaya başlıyor ve hatta bazı cümleleri kurduğu zaman sonuna doğru kaybolmaya başlıyor. Yani düşüncelerini kaybetmeye başlıyor. Devamını getiremiyor üçüncü günün sonuna. Sonrasında tabii ki bir yandan bir bilimsel çalışma şeklinde ilerlerken artık sekizinci güne geldiğiniz zaman yemek bile yemeyecek hale gelmeye başlıyor Randy. Artık bütün fonksiyonları yavaş yavaş zorlanmaya başlıyor. Bakın 8 gün uykusuzluktan bahsediyorum size. Yani sonuçta yavaş yavaş ilerlediğimiz zaman Randy'nin toplam kaç gün uykusuz kalmış olduğunu göreceksiniz. Ama artık 8. güne yaklaştığımız zaman böyle fotoğrafları da var. Arkadaşları onu besliyor. Artık 9. günde hafıza kayıplarına ait belirtiler görülmeye başlıyor. Devam edelim. Yavaş yavaş 10. 11. güne geleceğiz. Çünkü aslına bakarsanız Randy toplamda 264 saat boyunca uykusuz kalabiliyor. Artık bu 264 saatin sonuna doğru isimleri bile hatırlayamamaya başlıyor. Ve hatta bazı beyin melekelerinde tamamen yetersizleşme başlıyor. Örneğin tabii bu şu anda bence günde 9 saat uyumuş insanlar için bile çok kolay olmayabilir ama diyorlar ki 100'den geriye 7 çıkararak git. Ve işlemi yapmaya başlıyor. Başlangıçta doğru fakat 65'e geldiği zaman ki 65 doğru mu? Onu bize izlerken bir yapın bakalım. 65'e geldiğinde ne yaptığını unutuyor. Yani sen ne yapıyordun diyorlar. Hani 100'den geriye 7 sayarak gidecektim diyemiyor. Ben neye başlamıştım hatırlayamıyorum diyor. Tabii artık bu noktadan sonra artık bazı bilimsel verilerin de daha kötüye gitmesi nedeniyle bilimsel deneye de son veriliyor. Ve Doktor Dement Randy Gardner'ı alıyor. Kendi bilim merkezine götürüyor. Orada da uyumasına müsaade ediyorlar. Bu arada o noktalar, o aşamalar da hepsi kayıt ediliyor. Uyku sırasında hani bu 11 gün uykusuz kaldıktan sonra herkesin merakı tabii acaba Randy kaç saat uyuyacak? Randy sonuçta 14 saat 40 dakika uyuyor. Yani böyle pek düşündüğünüz gibi 2 gün falan uyuyakalmıyor. Zaten biliyorsunuz hani uyku çok depolanan bir şey değil ya. Biz de uykusuz kaldığımız zaman hani hafta sonu keşke hani bütün böyle günleri uyuyarak mı geçirsek falan dersiniz. Yok, hayır. 14 saat sonra kalkıyor. Ama burada önemli özelliklerden bir tanesi şu. Özellikle REM bölgesi, REM dediğimiz uyku fazının biraz daha arttığını görüyorsunuz bu kadar uykusuz kaldıktan sonra. Ama sonrasında bir gün sonrasında da tamamen normal bir uyku düzenine geçiyor. Yani o kadar uykusuzluktan sonra uyku düzenine geçmesi çok da zor
olmuyor. Ha, Randy ile ilgili enteresan bir bulgu daha vereyim size. Hatırlayacaksınız, basketbol oynadığını söylemiştim. Randy her şeyde çok kötüleşirken basketbolda iyileşiyor bu 11 gün boyunca. Enteresan aslında, çünkü hani uykusuzluğun koordinasyonu da bozduğunu düşünürüz. Fakat muhtemelen otomatik hareketlerimizi sürekli yaptığımız zaman aslında daha iyi bir noktaya geleceğimizin iyi göstergelerinden bir tanesi oluyor. Ve Randy 11 gün boyunca uykusuz kalırken sürekli basket oynadığı için basketteki sayı oranını yükseltiyor. Komik olan şeylerden bir tanesi, Randy'nin hayatı bundan sonra herhangi bir problemle karşılaşmıyor hayatı boyunca Randy. Ama 50'li yaşlardan itibaren Randy Gardner uykusuzlukla boğuşmaya başlıyor. Dolayısıyla uykusuzluğun insan hayatı üzerinde ne kadar olumsuz etkisi olduğunu gösteren ilk bilimsel veri olarak bu kayıtlara geçiyor. Ve Guinness'te Randy'nin hikayesinden sonra şu an o günden itibaren bugüne değin uykusuzluk rekoru denemelerine müsaade etmiyor. Çünkü uykusuzluğun sağlık açısından ne kadar riskli olduğunun altı çoktan çizilmiş oluyor. Evet, büyüklerimiz de diyor ya hocam, insanı ayakta tutan şey uyku diye. Doğru. Gerçekten aç susuz belki bir yere kadar ama uykusuz hiç. Çok zor, çok büyük bir başarı yani Randy'nin bu kadar gün uykusuz kalması. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu veriler doğrultusunda bilim gelişmiş işte o günden bugüne. Şimdi sevgili izleyiciler, 3-9 Kasım arası organ ve doku bağışı haftası. Bu farkındalığın da üstünde duracağız bugün program olarak. Tedavisi sadece organ ve doku bağışıyla mümkün olan hastalıklar var. Onlar neler? Değerli bir konuğumuzla hepsini konuşacağız. Profesör Doktor Koray Acarlı bizimle beraber olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Organ bağışının önemi nedir? Hangi organ ve dokuların nakli yapılmaktadır? Organ bağışı için nereye başvurmalıyız? Organ naklinde cinsiyet faktörünün etkisi ya da önemi var mı? Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Koray Acarlı, önemli bilgiler ve organ bağışı hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarıyla birazdan Doktorum Yanımda stüdyosunda. Ülkemizde 25 bin kişi her an bulunmasını umut ettikleri organla yeni bir yaşamın hayalini kuruyor. Binlerce kişi belki kalp, belki de böbrek nakli olmayı bekliyor. Yaşamak için tek şansı organ bağışı olan hastalara yeni bir yaşam vermek bizim elimizde. Eğer istersek organ bağışıyla birçok hayata dokunabiliriz. Unutmamak gerekir ki her organ bağışı yeni bir umuttur. Siz de organ bağışı yaparak bir başkasına bir hayat armağan edin. Evet, hemen konuğumuzu davet edeyim. Hiç vakit kaybetmeden genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Koray Acarlı bizimle beraber. Buyurun hocam. Hoş geldiniz. Sahneye çıkmak gibi bir şey. Evet, yani. Öyle. Alkışlarla alıyoruz hocam. Alkışlar böyle. Falan. Evet, yeni moda mı biliyorsunuz? Yeni moda mı? Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yine güzel bir sabah. Çok teşekkür. Evet. Sizi burada ağırlamak abi, biliyorsunuz, her zaman bizim için büyük bir onur. Yani o karşılıklı Murat. Çok teşekkürler. 3-9 Kasım gerçekten bu konuda en çok sesimizi duyurabileceğimiz haftalardan organ ve doku bağışı haftası hocam. Öyle bir günde de bizimle berabersiniz. İsterseniz organ naklinin ve doku naklinin bağışının öneminden bir bahsedelim önce. Yani aslında uykudan en az bu kadar önemli, onu evet, söyleyebilirim. Doğru. Bir kere çalışmayan bir organla hayat mümkün değil. Hayat mümkün olmayınca her çalışmayan aletimize yaptığımız gibi en mantıklı olan bunu değiştirmek. Ama değiştirilebileni var, değiştirilemeyeni var. Evet. Biz işin değiştirilebilen taraflarıyla uğraşıyoruz. Ancak çok kaba tabiriyle yedek parçayı nereden bulacağız sorunumuz var. Hı. Uygun bir şekilde tespit edilen ölülerden alınabilen organlarla, yani
kişi ölse bile hala canlı tutulabilen organların kullanımıyla. Çünkü biliyorsunuz bu organlar gömüldükten bir hafta 10 gün sonra toprağa karışıp elementler haline dönüşüyorlar. Onun yerine bir sürü insanın da hayatını kurtarmak mümkün. Ancak tabii Türkiye'de bu iş yıllardır yeteri kadar başarılamadı. O nedenle de Türkiye'de hayat kurtarmanın yolu bir canlıyı ameliyat ederek ondan bir böbreğini, karaciğerinin bir yarısını alıp bir yakınına takarak devam ediyor. Hala canlıdan çok daha yüksek değil mi istatistiğe baktığımızda? Murat'cığım bizim ülkenin hani mesela en son ben çıkarmışım 2019'daki sayıları 1700 küsür karaciğer nakli yapılmış ülkede ki bu rakama baktığınızda çok ciddi bir rakam. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz Türkiye canlı vericili karaciğer naklinde dünyanın ilk üçü içerisinde. Ama bu 1700 naklin ancak 1/4 kadavra, 1/3 canlı vericili nakil. Bu oranı ters çeviremediğimiz müddetçe aslında farklı bir mecradayız. Ama işin güzel tarafı şu, bu oran böyle bile olsa hayat kurtarmaya devam ediyoruz. Doğru. Peki burada mesela hala kadavradan naklin az olmasının nedeni sizce ne mesela Türkiye'de? Ya ben de onu çok sık düşünüyorum. Aslında hepimiz yılda bir de olsa bunu düşünüyoruz Allah'tan. Ama şöyle bir şey var. Ben şimdi onu hesapladım gelirken. 40 yıllık doktorum. Yani tıp fakültesinden mezun olalı 40 sene olmuş. 30 yıldır da organ nakli hayatımın büyük bir parçası. Şimdi bakın günümüze gelelim. Günde 200 kişi Covid'den ölüyor. Evet. Yılda çok 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 daha fazlası bunun. Kat be kat fazlası. Organ yetersizliğinden ölüyor. Siz sokaklarda bir vatandaşın bu konuda bir ya biz ölüyoruz deyip bir tepki gösterdiğini gördünüz mü? Görmediniz. Herkes bizlerden. Yani doktorlardan. Hayır, sadece doktor değil. Mesela bu haftada medyadan bu işin bu işe ilgi göstermesini, bir bilinç yaratmasını bekliyor. Bizlerden de bir şey bekliyor ama bizim işimiz değil ki. Bizim işimiz bize verilecek organla hayat kurtarmak. Evet. Organı kim verecek? Derdi olanların kendisi. Yani o organın peşine düşmesi gerekenler vatandaşın kendisi. Çünkü vatandaş bu işten zarar görüyor. Dolayısıyla bağış böyle bir şey. O bağışı yaptığınız anda, başınız sıkıştığında organ hazır. Bunu yapmazsanız, bu konuda hiçbir çaba göstermezseniz biz ne yapabiliriz? Biliyorsunuz ki bizlerin zaten organ bağışıyla birebir ilgilenmesi bile etik değil. Tabii. Çünkü bizler tarafız. Bizler kimin tarafıyız? Hastanın tarafıyız. Onun menfaati için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Halbuki ona taraf olmamamız lazım. Burada taraf vatandaş. Vatandaş kendi için hiçbir şey yapmıyor. Onun için de bu iş maalesef çok ağır aksak yürüyor. Biz yine ancak işi... Ancak birinci derece akraba olduğu zaman. Aynen. Dördüncü dereceye kadar diyelim akrabalar. Ama dördüncü dereceye kadar akrabanız yoksa da hani ölmeyesiniz diye etik kurul kavramımız var biliyorsunuz. Etik kurul şu demek... Akrabam değilsin ama çok yakın arkadaşımsın. Benim için fedakarlık yapabilecek durumdasın. Etik kurul bunu mantıken aramızdaki bir bağı ortaya koyup kendine izah edebiliyorsa bize izin veriyor. O kişiden bunu yapabiliyoruz. Evet. Bir de şey birazcık var herhalde hocam. Ben öldükten sonra ne yaparlarsa yapsınlar bağışlıyorum ama yaşarken dediğiniz gibi bu bağışı yapmak yani sağlıklıyken de gidip mesela kemik iliği şeyine dahil olmak, bağışçısı olmak ya da işte böbrek. Tabii kimler ama organ bağışı yapabilir bir konuşalım mı o zaman? Herkes yapabilir. Yani yaşlıları falan var. Kimlerden çok? Evet. Hangi organı işe yarıyorsa kaç yaşında olursa olsun. Mesela kalp için böyle bir şey var. Yani böbrek için var ama karaciğer her yaşta kullanılabilir. Yeter ki değerleri normal olsun. Hani karaciğerin yaşı yoktur. Biliyorsunuz bir organ bağışçısından yani kadavradan bahsediyor. Korneyalar alınıyor. Akciğerler tek başına, ikisi birden kalple beraber, kalp tek başına, karaciğer ikiyle bölerek iki kişiye, böbrekler, pankreas, ince bağırsaklar ve daha gelişmiş, daha damarlar komplike. Tabii damarlar zaten yıllardır biliyorsun onları kullanıyoruz. Rahim nakli bile yapılabiliyor. Bir yandan el, kol, ekstremite nakilleri bile yapılabiliyor. Yani
çok fazla insanın hayatına dokunmak mümkün. Ama herhalde gelecekte daha da fazla kullanılacak diye düşünüyorum ben. Biliyorsun de. Yeni haber vardı geçenlerde. Hani bir böbreği domuz böbreğini evet, nihayet. Evet, tabii bunu haberde öyle okuduğunuzda şöyle bir anlam çıkıyormuş gibi. Hani oh işler düzeldi domuzdan. Halbuki yapılan o değil. Tabii. Onu bizim organ alabileceğimiz aslında bir kadavraya nakletmişler. Evet. Ve orada böbreğin çalışabildiğini görmüşler. Bu çok önemli, uzun bir yolun ilk adımı olabilir ancak. Doğru. Ama evet, umut olabilir ileride tabii ki böyle şeyler. Evet. Şimdi yaş sınırı yok dedik organ bağışçılığında. Organ kalitesinin tabii önemi var. Kalp hastası bir insan kalbini bağışlayamaz, yaramaz yani. Kesinlikle. Zaten bunun da kriterleri var değil mi? Çeşitli muayenelerden geçiyorlar, kan tahlillerinden geçiyorlar. Basit bir kan verirken bile aynı şekilde. Tabii kadavra naklinin sıkıntısı ne biliyor musunuz? Mesela bir trafik kazasında organ verebilecek bir ölüm oluştu. Daha doğrusu kaza mahallinde olmuyor bir. Oradan hastaneye canlı gidiyorsunuz. Yoğun bakımda sizi yaşatmaya çalışıyorlar ama o sırada beyin ölümü dediğimiz yani fonksiyon insan yapan fonksiyonların tamamının kaybolunca o anda hızlı bir değerlendirme yapılmak zorunda. Keşke öbür türlü olsaydı. Önceden testler kim sağlam, kim sağlıklı değil onu bulabilseydik iş kolay olurdu. Tabii bir de Covid dönemi bu işe çok büyük sekte vurdu. Tabii. Çünkü ölüm Covid'den mi öldü? Öldü ama Covid'i mi vardı? Onunla hastalığı bulaştırabilir miyim? Bu ciddi bir sıkıntı. Oradan yavaş yavaş çıkıyoruz. Ama orada da şey söylemek lazım herhalde. Yani burada o beyin ölümü kararı öyle yani çok basit verilen şeyler de değil aslında. Bayağı altında bir inceleme var. Yani çünkü herkes şundan korkuyor. Ben işte hani ölmeden benim organlarım alınır mı? Yani i̇şte evet. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bu hep izah etmeye çalıştığımız çok çelişkili bir durum. Hekim kim? Ben yıllardır hep kendimi şu noktada hissediyorum. Bana hasta diyor ki önce Allah sonra sen hocam. Yani ben onu ameliyatla benle ölüme gidebilme noktasında bana teslim. Ama ondan sonra benim bir sözüme inanmıyor biliyor musunuz? Doğru. Ben bir anda yalancı durumuna düşebiliyorum. Çünkü kendi aklı mahkemesi. Ve yani birdenbire bir tuhaf muhakeme giriyor. Yani aşı gibi. Evet doğru. Yani doğru, aşı doğru. Olalım hayatımız kurtulsun diyoruz bir sürü insan. Herkes hani aşıyı bekliyor. Birdenbire evet. Sonra aşı gelince de karşı karşıtlığı başlıyor. Evet, ama yapacak öyle. Bir şey yok. Büyüklerimizin bir lafı var. Kendi düşen ağlamaz. Evet. Ama bizim işimiz onları düşürmemek yani. Evet. Yani onlar düştükçe ayağa kaldırmak. Başka çaremiz yok. Şimdi en ufak bir ameliyatta bile bir apandis ameliyatı ufak bir ameliyat değil ama halk yani bizler hep yıllarca öyle zannettik. Onun bile bir riski var. Her müdahalenin bir riski var ve söylüyorsunuz değil mi? Şunların da yaşandığını duyuyoruz biz. Doku bağışı ya da organ bağışında bulunmuş ve sonra uyumlu olduğu tespit edilmiş biri. Telefonla aranıp davet edildiğinde riskler anlatıldığında vazgeçildiğini duyuyoruz hocam. Böyle durumlarla karşılaşıyor musunuz? Çünkü tabii ki can tatlı ama en ufak bir diş çekiminde bile riski anlatılır. Bunun karşılığında söyleyecekleriniz var. Dokuyu bağışlayan, organı bağışlayan ne olur? Korkunun insana neler yaptırabileceği çok açık. Ama bir de şu var. Hiçbir bağış ya da hiçbir hareket o insanı bir psikolojik travma altına sokup onu bir psikolojik gelecekte bir kaygı bozukluğuna iletmemesi lazım. O nedenle bizler o vericide en ufak tereddütü gördüğümüzde onu normal bir verici olarak kabul etmeme eğilimindeyiz. Zaten bunun için psikiyatrik, psikolojik değerlendirmelerden geçiyor mutlaka. Ama buna rağmen insan o son anda korkabilir. Ve son ana kadar o hakkı yani da vardır benziyor, değil mi? Benziyor bakın imtihana yıllardır bu korkuyu yaşadık. İmtihana 3 gün vardı. Ben gece hani kalktığımda oh 3 gün var derdim. Ve yatar uyurdum. Ama o son gece farklıdır. Yarındır ya o imtihan. Ya uyanamazsın ya uyuyakalırsın. Bu korku hissi yaklaştıkça insandaki gerginlik artar. Evet, o nedenle bunu anlayışla karşılamak lazım. Ama bizim toplumumuzun yapısı bir aile gözünün önündeki bir aile ferdi ellerinden kayıp giderken o fedakarlığı yapma eğiliminde. Ama bağışçılar son ana kadar o hakkı saklı tutuyorlar. Tabii ki. Peki mesela karaciğerden konuşurken, karaciğerde söylediğiniz gibi artık hani dünyada hakikaten ilk sıralarda yer alıyor Türkiye. Evet. Özellikle canlıdan aynen. Vermede. Hangi durumlarda mesela karaciğer transplantasyonu yapılıyor? Ya bu da çok şöyle bir şey var.
Bilgilerin bazen kökleri çok eskiye dayanıyor. Biz o eski şeylerden kurtulamadıkça bunu günümüze adapteye çalışmıyoruz. Ne demek istiyorum? Şimdi biz eskiden sadece kadavra, yani ölüden alınan organları kullanırdık. Bu hasta seçmeyi gerektirir. Hasta seçmek ne demek? Yarın ölecek ya da 3 gün içerisinde, 10 gün içerisinde ölüm riski en fazla olan hastaya organ dağıtılır. Bütün dünyada da böyle bir dağıtım sistemi kullanılır zaten. Bu şunu getiriyor, bir insana listeye koyuyorsun ve bunların 1/3 organ beklerken, yani çok organın çok çıktığı ülkelerde bile 1/3, bizim ülkede yarısı organ beklerken hayatını kaybediyor. Ve ne oluyor teknik olarak? Ağırlaşıyor ve sonra organ şansı varsa organ nakli yapabiliyor. Halbuki peki canlı vericinin risk de artmıyor mu? Yani sonuçta tabii ki artıyor ama yapacak bir şey yok. Hani organ vardı da biz mi takmadık? Şimdi onun için canlı vericili nakil çok önemli. Ama canlı vericili nakilde de illa hastayı buraya kadar bekletmeye gerek yok ki. Şimdi öyle hastalar var, karnı böyle, haftada bir karnından su aldırıyor. Kimsenin aklına organ nakli gelmiyor. Şimdi şöyle düşünün, bir insanı 3 sene ben bu şekilde süründürdüm, sonra nakil yaptım ve sağlığına kavuşturdum. O hastanın 3 senesini geri verin bakayım. Tabii. Bu nedenle artık bu kafaları değiştirmemiz lazım. Hastalar bir organ yetersizliğinden ya da karaciğerle ilgiliyse, bir karaciğer sıkıntısı yaşıyorlarsa, bunu anlamak için onların doktor olması ya da bir değeri, parametreyi, onu bunu bilmesi gerek yok. Zaten bunlar yıllardır bu konuda takipteler. O takipteyken şunu hissediyor hasta. Ben bugün iyi değilim. Ben bugün işe gidemiyorum. Bugün benim karnım. İşte o zaman. O zaman gelecek organ nakli merkezine. Onları bizler, onların hekimleriyle beraber tartışacağız. Çünkü öbür türlü o andan itibaren çekme dediğimiz durum başlıyor. Evet. Erken kalkan yol alır. Yani büyük laf. Evet. Ülkemizde en çok hangi organla nakil yapılıyor hocam? Şöyle baktığımızda. Ya tabii ki böbrek her zaman avantajlı. En azından bir kere iki tane olduğu için. Hani bir ölüden de alsanız iki alıyorsunuz. Canlıdan birini almanız mümkün. Nispeten daha kolay demeyeyim. Sizin dediğiniz gibi her ameliyat hani iyilik sonlanana kadar çok zor ve komplike olabilir. Ama bu nedenle onlar yapılabilir olması, daha çok yerde yapılabilir olması. Bulunabilirliği de herhalde biraz daha mı? Aynen. Mesela karaciğeri ikiye bölmek zor bir ameliyattır. Yani herkesin yapacağı bir iş olmayabilir. Ama böbreğin birini alma işi daha standartize edilebilecek bir ameliyattır. Ve daha çok yerde yapılabilir. Bir iş nerede ne kadar çok yapılırsa o kadar artar ve daha başarılı da olabilir. Onun için böbrektir. Sonra karaciğer gelir, sonra diğer organlar gelir. Peki zaten hocam, bakın yeteri kadar kadavra olmayınca canlı nakil yapılamayan organların nakli Türkiye'de yapılamaz. Evet. Biz böbrek yapıyoruz çünkü canlıdan alabiliyoruz. Karaciğer yapabiliyoruz çünkü canlıdan alabiliyor ama kalp yapamıyoruz. Ya da çok az yapıyoruz çünkü fazla çıkmıyor. İnce bağırsak yapamayız. Ha? Fantazi şeyler düşünebiliriz. Ya insanın bağırsağı uzun, bir kısmını kullanalım falan diyebiliriz. Ama bunlar çok zor işler. Tabii, doğru. Peki ben bir de yasal süreci merak ediyorum. Mesela diyelim ki organ bağışı biz yaptık. İşte organ nakil için aday olduğumuzu gösteren kart var. Ama bizim dönemimizde hani aileyle de mutlaka konuşuyor. Aileden izin alınırdı ya. Şu an nasıl yürüyor o işler? Yani nasıl yürüdüğünü inan ki bilmiyorum. Hayır şöyle, o biraz işin latifesi. Biliyorum ama şu var. Ya hep aileden gene onay olması gerekiyor mu? Şöyle düşünelim. Bu kalabalık bir aile o ölüm deklarasyonu sırasında kapının önünde, hastanede, hepimizde öyle olacaktır. Çok beklenmeyen bir ölüm olduğunda. Şimdi birdenbire bir hekim ya da bir konuyla ilgili yetkili diyor ki yakınınız öldü, organlarınızı bağışlarmışsınız diyor mesela. Öyle mi oluyor? Filmlerdeki sahneler öyle oluyor ya hep. Aslında genelde böyle olur. Biri gelir. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bak yine aynı şekilde o biri gelir, hastanız iyiye gidiyor derken o kahraman bunu söylediğinde tükaka olmaz yani bu. Yani dur daha gömmedik, hemen organı soruyorsun. Aynen. Şimdi bu da bu durumda şöyle bir şey var. Şunu dediğimi düşünün mesela. Yani biz demiyoruz da diyenlerin, biz de onunla özdeşiz tabii. Yani bakın hastanızın üzerinden organ bağış kartı çıktı. Organlarını bağışlamış. Biz onun organlarını alıyoruz. Ha. Böyle bir şey denmez ki. Ehliyetlerde de hani şey denemez. Yani ben diyemem. Ben oradaki insanların da en azından ona en yakınların.
aile büyüklerinin, eşinin, çocuklarının bu işten çok mutsuz olacağını görüyorsam kimse mutlu olamaz ki böyle. Aslında ne kadar zor süreçler. Tabii yani, tabii. Yani, insanlar kolay zannediyor ama evet, değil tabii, yani değil. Dediğiniz gibi yani o konuşmayı yapmak zaten başlı başına bir... Evet yani. Yani yok. Hekim için yani, de iç sıkıntısı aslında bakarsanız. Zaten hekim işi değil bunlar yani öyle doğru. De olmama. Biliyorsun koordinatör diye tanımlanan aslında bir grup var. Onlar hem bu konuşmaları yapma konusunda eğitiliyorlar. Hmm. Hani insanlara bu nasıl anlatılır, nasıl onlara en az travmatik olarak bu izah edilebilir ve hani onların onayı istenir. Bu da ayrı bir profesyonel tabii, tabii. Bir dal yani. Öyle gidip liber organı falan denemez ki yani bir insana. Evet, düşün ki hayatınızın en acılı dönemi. Evet. Çok farklı bir boyuttan baktık aslında organ bağışına. Ben tekrar böbrek nakline yani hı-hı. bağışına dönecek olursak böbrek bağışında bulunmuş bir yaşayan canlı tek böbreğiyle tıpkı hiçbir farkı yokmuş gibi iki böbreğiyle yaşadığı gibi yaşayabilir. Böbreğe dönmeyin. Tüm canlı nakillerin arkasındaki felsefe şudur. O insandan o organı, organın parçasını alacaksınız. Ama onun hayat kalitesine en ufak bir etki de bulunmayacak. Hepsinde aynı. Hayatına normal devam edecek hedef budur. Hı. Bazen edemeyebilir. Bugün böbreğinizi verirsiniz, yarın bir trafik kazası geçirirsiniz, öbür böbreğinizi kaybedersiniz. Hı. Hı. O zaman çok şanssız bir şey olur. Tek böbrekli olduğunuz için başınız belaya girebilir. Ama iki böbrekliyken de kafanıza saksı düşebilir. Yani hayatı da böyle almamak lazım. Doğru. Yani hayat kendi akışın içinde gider. İsteyen... Elde olmayan şeyler o hayatımıza girerler ve çıkarlar. Evet. Burada doğrusu olan hayatınızı kurtarmak istediğiniz bir yakınınız var. Onun için elinizden ne geliyor, ne yapabiliyorsunuz, yapabiliyor musunuz? Mesele bu. Yapamayabilirsiniz, yapmak istemeyebilirsiniz. Korkularınız vardır, sizin çocuklarınız vardır. Onlara tabii. Bir şey olduğunda onlara veririm duygularınız vardır. Ya bunların işte hepsi bir arada. Evet, her şey yani bu bir dram yani trajedi evet, gibi evet. Bir şey ya da nasıl izah edebilirim? Ya tabii bir yerde hani sonuçta kadavra naklinden bahsederken bir anda bir ölümden bahsediyorsun. Hani bir ailenin alabileceği en büyük acılardan bir tanesinden bahsediyorsun. Öte yanda o hengame içinde de senin bir şeyleri başka bir hayatı kurtarma telaşın evet. Ve ikisi birbiriyle çatışıyor bir anlamda aslında o noktada. Çok sakinken düşündüğünüzde cümleyi güzel kuruyorsunuz. İşte o ailede evet. Mutlu olacak. O yani sevdiklerinin organı birisinde yaşayacak. Ama onun böyle cümle kurmaya vakti yok ki. Orada üzülüp üzüntüsünü, acısını en ağır noktada yaşarken ha ben organını vereyim de mutlu olayım diye düşünemez ki insan. Peki hocam o süre çok kısa mı? Mesela kişi bir yakınını kaybetti. O organ ne kadar sürede hemen alınması lazım? Definin işleminden hemen önce ama. Şöyle bir sahne oluyor. O kişi yoğun bakımda, suni solunum cihazında, hı. Her türlü tıbbi destek altında iyileştirilmeye çalışılıyor ama ölüyor. Evet. Şimdi normal evde olsa öldüğü an işte herkesin öldü dediği an. Ama bu makinelerin bir özelliği var. Hı. Hasta ölüyor ama organlar bunu fark edemiyor. Anladım. Çalışıyor. Yani o arada biz onlara destekle, dışarıdan ilaçla, dışarıdan verdiğimiz evet. Sıvılarla vesaire... Canlı tutmaya devam ediyoruz. Bunu aslında organ almak için yapmıyoruz. Evet tabii. O hastayı kurtarmak için bir mesela nevzat. Beynine zaman kazandırmak, yapılacak hı. Tedavileri uygulamak için yapıyoruz hı. Ama olay ilerleyici vasıftaysa çizgiyi geçiyor ve şalter kapanıyor maalesef. Hı. Orada mesela şöyle örnekler var. Kadının bir tanesi hamile ölüyor yani bu şartlarda ölüyor. Ama karnında da çocuk evet, var. Evet. Bir buçuk ay canlı tutuluyor beden. Evet. O çocuk yaşasın diye ve sonra çocuk normal doğum yapıyor. Biz de organ kullanıyoruz o kadında. Şimdi bu böyle bir şey tabloya yani. Bakar mısın? Hani böyle bunu organ hani bağışı da yok şeydi hayat falan gibi magazin gibi alırsan evet ancak böyle ama arkasındaki trajediyi bu ağırlığı evet. Bu yükü hissedersen öyle çok kolay da bir şey değil ama olması gereken bir şey. Doğru. Peki mesela cinsiyet farkı var mı organ nakile başarısında? Yok organ arasında. Organdır yani organın öyle bir cinsiyeti yok. Öyle bir endişeye de gerek yok yani bana kadın ciğeri taktılar ben şimdi ne olacağım? Hayır öyle bir şey yok. Başarı yok. Açısından diyorum yok, yani organ nakilinde. Yok saplanabilir bir şey yok. Yok. Evet yani bu organ bağışı haftasında gerçekten Türkiye'de ne durumda? Yani organ bağışı konusunda Türkiye ne durumda? Ne durumda olmalı ve bağış yapmak istiyorum ben diyenler nerelere başvurabilir birazdan hatırlatacağız. Ne durumdayız biz ülke olarak?
Bağışçı, dedim ya hala sensin. Canlı nakliye yüzde bütün organ nakli yani karaciğer açısından söyleyebilirim. Bu aynı şeydir. %20-25'ini kadavralardan yani ölerlerden o sizin bağışçı dediğiniz insanların yaptığı bağışlardan elde ediyoruz. Yine büyük bir çoğunluk %75-80'i bir dördüncü dereceye kadar yakınının yaptığı fedakarlıkla kabul ediliyor. Hı hı. Şimdi bu noktada olay şu. İnsanları illa zahmete sokup, bakın artık bankaya gitmiyorsunuz. İnternetten hallediyorsunuz değil mi? Yani öyle bir şey devamlı sizi zorlasalar da kızarsınız. Evet. Ve kimseye gitmeye de gerek yok aslında. Bu gitme işi böyle günlerde bir farkındalık yaratmak için kullanılır. Yakınınıza, oğlum gel buraya. Bak bana bir şey olursa organlarımı lütfen bağışla. Bunun anlaşılmayacak nesi var? Evet. Bunun için bir yere gitmeye gerek yok ki. Ben bununla yüz yüze kalıyorum o sabah. Ya da o gece. Doğru. Diyorum ki aslanım bak baban sana böyle oldu babana. Lütfen hani ne düşünüyorsun? O da şöyle düşünüyor. Ya babam bunu bana vakti zamanında söylemişti. Çünkü bu oğlan şöyle yapmıyor. Oğlum mirasın bütün param senin dediğinde o konuda hiçbir tereddütü yok. Ben ölünce onu alıp gidiyor değil mi? Evet. Bu söylediğimi niye alıp uygulamasın? Değil mi? Bu benim vasiyetim sana. Dolayısıyla organ bağışının temelinde yatan dürtü ya da kavram budur. Yakınlarına, sevdiklerine öyle bir anda bedenin için karar verme yetkisi olanlara bu yetkiyi vermektir. Onun için de gidip illa bir yerden bağış kartı alıp cebine koyma. Hangi kartımı ben cebimde taşıyorum? Kaç kart var üzerinde? Yani, bir nüfus kağıdı, bir kredi kartıdır yani. Şey açısından hocam, mesela bir dokunun uygunluğu, yani herkesin, her karaciğer, herkese... Karaciğerde yok. Böbrekte? Kan grubu uyuyorsa yapıyoruz. Tamam. Ama böbrekte var, evet. O tip şeyler için mesela bir yerde bir kaydımız olsa ki E-Devlet'ten de yapılabiliyormuş. Ben hani gelip de örnek verebilirim, böbreğimi vermeye adayım. Bir akrabamız olmak zorunda değil mi bu kişi uyumlu olduktan sonra? Yok, şimdi Türkiye'de yani dördüncü derecede kadar akraba kavramı var ya. Hmm. Yani siz şunu diyemezsiniz. O da biraz tartışılır, bazı ülkelerde var. Ya ben iyilik yapmak istiyorum. Ben bu iyiliğimi, bağışçılığımı illa öldükten sonra yapmak zorunda değilim. Hmm. Mesela siz canlıdan böbrek alıyorsunuz. Görüyorum televizyonda birisi hayatı tehlikede, böbreğimi veriyorum dese. Ne olur? Şu olur. Hemen aklımıza şunlar gelir. Ya bu adam böyle bir şey yapıyor. Bu büyük bir fedakarlık. Hayatını tehlikeye atıyor. Acaba bunun içinde menfaat var mı? Çünkü bu işin içine menfaat girerse bu ticaret olur. Ki bu ticaret hem kanunen hem ahlaken, etik yok, bütün dünyada bu işin felsefesinde yok. Ama bir ülkede bunu çok iyi kontrol edebildiklerini düşünerek, yani hesaplarına kadar, hepimiz kontrol altında değil miyiz her konuda? Yani benim hesabıma hangi gün ne girip çıktığı, hani böyle bir şey ortaya konamaz mı? Konabilir, insanlar iyi sorgulanabilir, birkaç hafta niye bu işi yaptığı konusunda uzmanlar tarafından şey yapılırsa belki yapılır. Ama biz şimdi onu geçelim. Yani biz adliye da gitmememiz lazım. Biz şu anda normal bağışı halledelim. Evet. Hani toprakla kendimizi kurtaralım. Yani o toprağa gidecek organımızı bir kere faydaya çevirelim. Sonra gidelim ben canlıyken birine bağışları düşünelim. Bunların hepsi yapılabilir. Ama ya dokudan da bahsediyoruz ya bu hafta, ondan dedim. Ya doku şöyle bir şey. Yani böbrek mesela birisi öldü, geliyorlar, alıyorlar, hemen test yapıyorlar. Atıyorum 12 saat içinde her şey ortaya çıkıyor. Bunların hani önceden yapılmasıydı falan. Bunun önceden yapılması gereken bağışın olması. Gerisini biz hallederiz. Evet. Bir vatandaş olarak, izleyenler olarak bunları düşünmesine kimsenin gereği yok. Yeter ki organlarını bağışlasınlar. Evet. Gerisi bizde. Ve bunu aileye de söylesin, gerisi tıp paylaşsın. Orada artık tıp. Bu konuda o organ bağışçısı olur mu, yaşı uygun mu, organı çalışır mı? Hepsini çok kısa sürede hallediyor. Evet. Yeter ki organ olsun. Koray Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Çok fırsat verdiniz mi konuşurum. Çok teşekkür ederim. Daha konuşurduk ama vakit dolmuş. Çok her boyuttan baktık sayenizde organ bağışına. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, iyi bir hafta sonu geçirin. Koca bir haftayı devirdik. Valla işte pazartesi gene burada olacağız. Pazartesi görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.